11'de beri buradayım. Bu müstakil tapuyu, arsamı aldım, müstakil tapu. Depremden sonra dediler ki bir imar değişikliği olmuş. 18. madde olmuş. Benim tapumu, benim maliye ortak ettiler. 12 metre maliyeler arası vardı. Ben gittim, dilekçe verdim, o tapuyu da aldım. Tapumu yine tek tapu yaptım. Bir sene aradan geçince bir 18. madde daha. Yani bildim kanunen 3 defa 18. madde vurmaz. Ama nedense o kanunlar Güneydoğu'da uygulanmıyor. Bir komşu burayı kapatırsa biz hepimiz evde kalırız. Belediyeye gittim, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gittim, İpek Yolu'na gittim. Ne yazık ki muhatap bulamıyoruz. O ona yönlendiriyor. O yani liyakatlı bir eleman yok. Bize anlatacak, bize izah edecek bir tane arkadaş yok. Bize sundukları önerler biliyor musunuz? Ankara'ya gidin. Sanki minibüse binip Edremit'te ineceğim. Ankara'ya gidiş gelişim maliyetleri arkadaşların herhalde haberleri yok. Ya Ankara'ya gidecekse o zaman bu kurumların burada ne işi var? O müdürlerin burada ne iş yapıyor o zaman? Bütün iş Ankara'da çözülecekse o zaman bu kurumların burada ne işi var? O zaman lav edilsin, o tek Ankara işi yapsın. Dediğim gibi şu anda bizim komşularımız hepimizi birleştirmişler, tapumuzu bir yapmışlar, yolumuzu yapmışsa artı burada 214 tane parsel 7 Mayıs'ta ihaleye çıkıyor. 7 Mayıs'ta bu arkadaş gösterebilir. 214 tane parseli de 7 Mayıs'ta yani muhatap bulmakta zorlanıyoruz. Bu mağduriyetimizi giderilmesini istiyoruz. Anlatamıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış diyor. Biz bir şey bilmiyoruz diyorlar. Kapatıyorlar olayı. O ona gönderiyor, o buna gönderiyor. Ve biz de mağduriyet. O sokağı kapalı, aşağısı kapalı. Burada benim bir komşumun evi var. 8 tane ortağı var evine. Birisine 7 metre, birisine 8 metre. Bak benim bu komşum bu dükkanı, kendi dükkanını almak zorunda kaldı. Tekrar dükkanını almak zorunda. 650 milyar öyle gelen vatandaş hep birbirine giriyorlardı. Biz araya girdik, Allah'tan uzlaştırdık. Adam gitti tekrar arsasını aldı. Bu 2 ay önce. Yani muhatap oluyor, yetkili muhatap bulamıyordu. Ama onu, şu andaki başkanlarımızdan, Sayın Cevdet'ten, Sayın Abdullah Zeydan'dan, Nesrin Aşar'dan da ricamız bizim bu mağduriyetimizi giderse yani bu yolumuzu aktifleşsin. En azından doğal gazı yalan. Bir de burası sel yatağı, dere yatağı. Buranın imara açılması da yanlıştır. Çünkü sel bak yani buranın imara açılması zaten kanuna aykırıdır. Ama nasıl bir kanun uygulanıyorsa burada onu da bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şu anda sel geldiği zaman zaten bu taşımıyor burayı. Zaten bu taşımıyor burayı. Şu anda bu normal akan bir sudur. Burası dere yatağı, sel yatağıdır. Yani normalde buranın imara açılmaması lazım. Çünkü çok tehlikelidir. Şu anda bildiğim kadarıyla burayı imara açmışlar. İlerideki mağduriyetleri siz tahmin edebiliyorsunuz. Ben burada bir rant olayın döndüğünü, yani bir rant peşkeş şeklini düşünüyorum. Bir rant olayı olduğunu düşünüyorum. Yani başka aklıma bir şey gelmiyor. Yani bir çökme, ganimete çökme gibi bir zihniyetlerin olduğunu düşünüyorum. Yani adam 40-50 yıl çalışıyor, 500 metrekare arsa almış, 500 metre ortasına yol gidiyor, 100 kalıyor burada, 100 metre. Şimdi bu adam arsayı ne değerlendirecek, nasıl değerlendirecek? Yani en azından olsa da mağduriyetler giderilsin, en azından mağduriyetleri giderilsin ki herkes, yani kimse mağdur olmasın. Hem reyliyde proje çekiye, proje iptal kiye, hem hemikine mağduri olan reyane. Ev reyane hem iptal kiyine, bakım çünine, kalavizun çünine, doğalgaz çünine. Hende asfaltlı ki ye jure em hemen ne kuredane. Mesela ambulans deyit minten avda. Em servisi çünkü ha servis neşit bit bıçır. Ne ha şey mehebet yaşlıya mehebet em mağdurun. Ayrıca evene hemen asfalt kirine erri ye. Ama reki ye çıkmak soka. Çıkmak soka ki ne kalavizun dedi, ne doğalgaz dedi, ne asfalt dedi. 10-12 sonra bu haberde kirime tapya müstakil kiri yani 18 eli de ki çap 5 tapi emkine 6 mevuf kine tapya ki müşterek edik. Hem yine o yeri kısna. Cemniz ona emir ku düzeltmiş ki hem bizden ki buna düzeltmiş ki hemçine belediye bizi çevre şehircilik ve çevre şehircilik hemçine bizi devlet evveli ki Ankara evveli ki yalnız o çi hem ne şey düzeltmiş ki çav o çeybet be. Xosakin me hem bizim emi eydi kuşun millet yine şu ortak edik mülkiyemi daha 7-7 dağımı دخوازه ما ملت وکیلی بی بود ما چیزی مکی بخنی؟ او 50 سال ما خورا او سمیانو به اکی او دبانانا چیکنه دولت قایمیش که بیان او یه قومشی مده آها قومشی تی گازن داد کن امی چا چیکن امن کار خیار کن آها بلا دولت به مره چیکن او 7 ساله 8 ساله می چیکیه دبانه ما قایمیش که نبینه نای قومشی آده یه قومشی هاش قایمیش که نبینه نای مده امکنه سه 7 مشتک تاپیا خواهد چاوی میکری مستقل میکری بی ساله 10 ساله ام سه 7 ارتاق چکنه که نه سه 7 ارتاق جنایه من قومشوی من آه یه من 100 قرمت چوه نایی وانده یه من 50 قرمت هاتی نایی مده ام ایچا چکنه و مرا دوزت میشه بلامه ام چون بلدی بیگ بلدی من اعتراض کنه کسی نه هاتی چی نکه بای خواه ندانید همه بلدی دست قایم بوده آکپی ده بی اونه من گوتونه هر هم ببین لیبرنه هر هم ببین چکنه هاتونه
2022 yılında imar derkefti sarı 2022 yılında Avrika hatiye betal kirin. Dibecin imarayı taze derkefti ya 18. madde falan. Keşem ne zaman çıtıştı? Bas gora koy çekin. 18. madde çekin. Abbari ve deri alt yapı bir tevaya. Ya internet heye, atık su borusu heye, ya evde heye, ya aba ve khane heye. Bas ilo ki ev kuçe betal kirin. Ahaj dibecin jiber çevre yolu. Nuzha jiber çey. Aha inana khane ma topiye ma hemen kırap kirin. Emilo perişan.